Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda ekranda göreceğiniz İngilizce cümleyi Türkçe'ye çeviriyoruz. Cümleyi okuyacağım, siz de ekranda görüyor olacaksınız zaten. Cümle şu şekilde: In 2018, Joe DiMeo was severely burned in a horrific car crash, suffering burns on over 80% of his body. Burada yılı en başa koymuş. 2018 yılında öznemiz ne? Joe DiMeo diye birisi. Was severely burned. Burada severely ciddi bir şekilde demek. Burned, burada pasif var. Was burned. Yandı. Joe DiMeo adında bir kişi ciddi bir şekilde yanmış. Nerede? In a horrific car crash. Car crash, araba kazası. Crash, kaza. Car crash, araba kazası. Horrific burada korkunç. Korkunç bir trafik kazasında, araba kazasında ciddi bir şekilde yanmış. Sonra virgül suffering var. Burada yine was, yani Joe DiMeo was suffering burns diye devam ettiğini düşünün. Burada suffer bir şeyi acı çekmek, bir şeyi yaşamak anlamı var ama kötü bir şey yaşıyorsun. Burn de yanmak. Bu korkunç trafik kazasında ciddi bir şekilde yan demiştik ya. Ne kadar yanmış? On over 80% of his body. Yani vücudunun %80'inde yanıklar yaşadı. Yanıklar oluştu. Yanıklardan acı çekti de diyebiliriz. Orada suffering burns on over 80% of his body'yi bu şekilde çevireceğiz. Bir toparlayalım. 2018 yılında Joe DiMeo korkunç bir trafik kazasında ciddi bir şekilde yaralandı ve vücudunun %80'inde yanıklar yaşadı. Yanıklar oluştu veya vücudunun %80'i yandı diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.